Bu arada ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarının telefonları dinleniyor iddiası yargıya taşındı. Kılıçdaroğlu'nu iftira atmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Beni dinliyorlar, MYK mı dinliyorlar, belediye başkanları mı dinliyorlar dediğinizde bu tipik bir fitne siyaseti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarının telefonları dinleniyor iddiası yargıya taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ana muhalefet lideri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Ne ortaya bir belge koyuyor, ne gidip savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan terör teftişinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Belediye başkanlarımızın telefonları dinleniyor diyen CHP lideri, bunun için özel masalar kurulduğunu öne sürdü. Neye göre söylüyor? Hangi bilgiye, hangi belgeye göre söylüyor? Ya da bu izlenime nasıl varmış? Yani böyle kendi kendisiyle ilgili olarak gereksiz bir mağduriyet üreten bir yaklaşım içerisine girmesi doğru değil. Kılıçdaroğlu'na ilk tepki AK Parti'den geldi. İlk olarak bunu ne zaman söyledi? 2018 yılında. 2018'den bu yana biz duyduk mu ben bu iddiamın arkasına şu belgeyi, şu bilgiyi koyuyorum dediğini? Böyle bir şey yok. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hiç kimsenin kurumlarda çalışan insanları zan altında bırakmaya hakkı yoktur dedi. Çıkacak bunu ispat edecek. Bu kadar kurumlarda çalışan insanları bu şekilde zan altında bırakmanın hiçbir meşruiyeti yok ki. Bu demokratik siyaset olmuyor. Bu iftira siyaseti olmuyor. Ana muhalefet liderinin tepkilere yol açan iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.